Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberimizde sizlerle tekrardan beraberiz. Gündem haber olarak son dakika bilgisini sizlere aktarıyoruz. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye oyun kurucu bir ülke haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye son yıllarda her yaptığı takip edilen, attığı adımlar izlenen uluslararası arenada oyun kurucu bir ülke haline geldi dedi. Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümünde anahtar gibi bir rol üstlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Temmuz itibariyle askıya alınan girişimin kapsamı genişleterek tekrar uygulanması için temaslarımız devam ediyor. Geçen hafta Putin'le görüşerek konuyu masaya yatırdık. Bu konuda ortak bir payda da buluşabileceğimize inanıyorum dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları. 15. yılını geride bırakan konferansın önemli bir boşluğunu doldurduğunu görüyoruz. İyileştirmesi gereken yönleri olabilir. Daha rafine, daha odaklı programın hazırlanması memnuniyet vericidir. Büyükelçiler Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Burada bir vefa borcunu vurgulamak istiyorum. 1000 yıllık tarihimiz boyunca elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize altın tepside sunulmadı. Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik. Önce Çanakkale'de, sonra da Kurtuluş Savaşı'nda. Biz yok etmeye çalışanlara karşı insanlık tarihinin en destansı mücadelesini verdik. Dün işgalcilere karşı verdiğimiz mücadelenin benzerlerini, son 50 yıldır farklı kisveler altında üzerime salınan terör örgütlerine karşı veriyoruz. Vatanımızı parçalamak, devletimize diz çöktürmek için her yolu denediler. Ne yaptılarsa emellerine ulaşamadılar. Ne ASAL'a terör örgütünün ne de bölücü örgütlerin karşısında geri adım attık. Can verdik. Binlerce vatan evladını şehit verdik ama istikbalimize el sürdürmedik. Büyükelçiler Konferansı'nın 14.sünü istisnai bir dönemde yapıyoruz. 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyet'in ilk asrını tamamlayıp ikinci asrın kapılarını açacağız. Bir taraftan geçmişin kapsamlı muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek asrın yol haritasını belirliyoruz. Cumhuriyetimizi nice imkansızlıklara rağmen zafere ulaştırdığımız istikbal harbi neticesine kurmuştuk. Özellikle son 21 yılda hayata geçirdiğimiz reformda ülkemizi ayağına vurulan prangadan kurtardık. Devletimizin etki gücünü artırdık. Dış politikamızın ufkunu dış dünyayı kapsayacak şekilde değiştirdik. Burada saymaya kalksak saatler alacak adımları, kazanımları diplomasimize kazandırdık. Çok kıymetli takipçilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda sizlerle tekrardan beraber olmak dileğiyle. Hoşça kalın.